بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بالخير واختم بالخير. Sevgili dostlar, bugün Kur'an derslerimize Âl-i İmran suresinin 26. ayetiyle devam ediyoruz. قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ. De ki, ey mutlak otorite olan Allah'ım, sen otoriteyi dilediğine verirsin, dilediğinden de çekip alırsın. Ve tu'izzu men teşâ'u ve tuzillu men teşâ'u. Yine sen dilediğini yüceltir, izzet verir, aziz edersin. Dilediğini de alçaltır, zelil edersin. Biyedikel hayr. Hayır sendendir. Mutlak güzellik, iyilik sendendir. Kainatta gördüğümüz tüm iyi olan şeylerin iyilikleri sendendir. Senin cemal sıfatının bir tecellisidir tüm güzellikler. İnneke ala kulli şeyin kadir. Ve hiç kuşkusuz sen her bir şeye kadir olansın, güç yetirensin. Sevgili dostlar, bu ayet Allah'ın kudret, azamet ve kuvvetine dikkat çekiyor. Ve yukarıda işlediğimiz, daha önceki derste işlediğimiz ayetleri yine kendisinden sonra işleyeceğimiz ayetlere bağlayan bir köprü işlevi görüyor. Çünkü her ne yapıyor olursanız olun, mutlaka Allah'ın müdahalesi altındasınız. İnsan bunu bildiği anda kul olur. Allah'ın eşya ve kainat üzerindeki müdahalesini inkar, Allah'ın kendisini inkardır. Hayatta Allahsız bir alan düşünmek, insanın sonuçta Allah'ın varlığına yönelttiği bir itiraza dönüşür. O nedenle, İman etmiş herkes öncelikle Allah'ın mutlak otoritesini onaylamak zorundadır. Onun malikul mulk olduğunu, mutlak otorite olduğunu, hakimiyetin gerçek ve mutlak sahibi olduğunu ve sahibi olduğu bu hakimiyetten istediğini payidar edeceğini, bir pay vereceğini, istediğinden de bu hakimiyeti sıyırıp alacağını bilmek ve inanmak şarttır. Bu noktada Allah'ın birine hakimiyetinden bir pay vermesi, otoritesinden bir pay vermesi, onunla paylaşması anlamına gelmiyor. Bu sadece yeryüzündeki her bir şey üzerinde Allah'ın müdahalesini gösteriyor. Ve bu ayet şu gerçeği bize Kur'an diliyle bir kez daha ifade ediyor. O da şu: Allah'ın müdahalesi olmadan insanlık tarihi bir adım atamaz. İnsanoğlunun tarihi Allah'ın müdahalesinin izleriyle doludur. Onun için de siz zamanı okurken, insanı okurken, çağı okurken, geçmişi okurken, tarihi okurken Allah'ın müdahalesini göreceksiniz.
öyle okuyacaksınız. Yani Allahsız bir gözle değil, Allah'lı bir gözle okuyacaksınız. Bu aynı zamanda, ayet aynı zamanda yücelme ve alçalmalara işaret ediyor. İnsanlık yürüyüşündeki hem maddi hem manevi alçalış ve yükselişlere dikkat çekiyor. Allah'a nispet edilen tüm fiiller gerçekte bir kurala, bir kanuna, bir sünnete bağlanmıştır. İşte insanoğlunun eylemlerine, insanoğlunun davranış ve tavırlarına endekslenen, merbut edilen, bağlanan fiiller de tarih içerisinde Allah'a nispet edilir. Bu, o fiilleri bizatihi insanın hiç katkısı olmadan Allah'ın gerçekleştirdiği anlamını vermez. Bu neyi verir? İnsanlık tarihindeki alçalış ve yükselişlerin insanın davranışlarına bağlı olduğu, yani bu kanunu koyanın Allah olduğu gerçeğini verir bize. İşte burada da bu gerçek ifade ediliyor. Tûlicu l-leyle fin-nehâr ve bu gerçeğin arkasından insanlık tarihindeki alçalış ve yücelişlerin hiç de garip bir şey olmadığını, yani bu dinamik kaderin hiç de garip bir şey olmadığını statik kadere bakarak anlamamız gerektiği söyleniyor ve dikkatlerimiz statik kadere çekiliyor kainata. Tûlicu l-leyle fin-nehâr. Geceyi uzatıp gündüzü kısaltırsın sen. Ve tûlicu n-nehâra fil-leyl. Gündüzü uzatıp geceyi kısaltırsın sen. Burada adeta geceyle batıl, gündüzle hak. Geceyle kötü, gündüzle iyi. Geceyle acı, gündüzle sevinç. Geceyle keder, gündüzle neşe ifade ediliyor. Anlatılmak isteniyor. Bunu siz daha çoğaltabilirsiniz. Ama Allah'ın müdahalesini doğrudan görmek istiyorsanız, şu her gün yaşadığınız 24 saate bakın deniliyor. İşte ey insanlık, sizin de böyle geceleriniz var, gündüzleriniz var. Sizin de tarihsel yürüyüşünüzde, bu uzun destanınızda böyle geceler, böyle gündüzler çok geldi geçti. Nuh bir geceyi aydınlatan kandildi. Nemrut bir gecenin adıydı, İbrahim ise bir gündüzün. Firavun bir gecenin adıydı, Musa ise bir gündüzün. Muhammed bir gündüzün adıydı, Ebu Cehil ise bir gecenin. Bakın, işte böyle. İnsanlık tarihi adeta bu ikisinin yan yana yürüyüşü. Birini görmeden diğerini bilemiyorsunuz. Karanlığı görmeden aydınlığın değerini bilemiyorsunuz. Onun için Allah birbirinden çıkarıyor. Bakınız, bir put yapımcısından İbrahim gibi bir oğlu çıkardı. Put yapımcısı bir Azer'den İbrahim gibi bir oğul. Roma'nın gecesinden İsa gibi bir müjde çıkar. Firavun'un eski Mısır'ın gecesinden Musa gibi bir gündüz çıkardı. Arabistan'ın o koyu, o zifiri cahiliye gecesinden Muhammed gibi bir güneş çıkardı. İşte onun için Allah böyle birini diğerinden çıkarır. Tersi de mümkün. Tersi de mümkün. Nuh gibi bir gündüzden Kenan gibi bir geceyi çıkardı.
unutmayın. O da mümkün. Onun için biri diğerini adeta devamı biçiminde tamamlıyor. Ve tuhricul hayye minel meyyiti ve tuhricul meyyite minel hay. Yine Allah ölüden diriyi çıkartır. Diriden ölüyü. Biraz önce söylediğim gibi. Bakınız kurumuş ağaçlara. Kış mevsiminde şöyle bir ormanı gözleyiniz. Adeta bir daha dirilmeyecek sandığınız o orman. Bahar geldiğinde cennet asa bir rengarenk ormana dönüşür. Cıvıl cıvıl sizi cenneti hatırlatan bir ormana dönüşür. İşte bu aynı zamanda mevsimlerin hayatın doğasına ilişkin bir mesajıdır. Adeta orman ayet olmuştur. Orman kitap olmuştur. Okuyacağınız ve ibret alacağınız. 24 saate bakın. Aslında insanlık çizgisinin 24 saat içerisinde bütününün bir mostrasıdır adeta. Siz kendinizi görürsünüz. Sabah doğum, öğle olgunluk, ikindi ihtiyarlık, akşam ölüm. Adeta yatağınız kabre giriş, geceniz uzun bir bekleyiş, mahşeri bekleyiş. Ertesi sabahınız ba'du ba'del mevtinizdir. 24 saatte bir ömrü, bir ömrün daha ötesini yaşarsın. Ve terzuku men teşâ'u bi gayri hesab. Ve yine Allah istediğini hesapsız olarak rızıklandırır. Burada böyle bir ayetin, böyle bir cümle ile bitmesinin nedeni anlaşılabiliyor. Tabii ki rızkın sadece yenilip içilecek bir şey olmadığını bildiğinizde anlaşılıyor. Aslında Allah'ın verdiği en büyük rızkın hayat rızkı, ömür rızkı, nefes rızkı olduğunu anladığınızda anlaşılıyor. Hayat, Allah'ın size bahşettiği bir rızık. Hem de en büyük rızık. Nefes bir rızık. Hava bir rızık. Ömür bütünüyle bir rızık. Ve bu anlamda gökler bir rızık, yer bir rızık, gece ve gündüz bile bir rızık. Bakınca ibret alabiliyorsanız tabii. Onun için böyle düşündüğünüzde, rızkı en geniş anlamıyla düşündüğünüzde, sadece yiyecek ve içecek cinsinden düşünmediğinizde anlamını buluyor. لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ kafirine evliya min dunil mu'minin. Müminler, müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesinler, dost tutmasınlar. Buradaki dostluk, Kur'an'ın birçok yerinde de geçtiği gibi iki manaya birden gelir. Bir, politik dostluk. Politik dostluktan kastım, çıkarlar, Müslümanların çıkarlarıyla Müslüman olmayanların çıkarları çatıştığında bir Müslüman, Müslüman olmayanların çıkarları hesabına çalışamaz. Bu manada dostluğu Kur'an reddeder. Yani Müslümanların aleyhine Müslüman olmayanlarla birlikte bir mümin onların çıkarı lehine çalışamaz. Bu ayet öncelikle bunu yazar. İndiği ortama baktığınızda da bunu ima ettiğini görürsünüz. İkincisi ayetin ima ettiği ve bunun gibi birçok ayetin ima ettiği ahlaki dostluk. Bu da şu. Onlar tarafından onurlandırılmak ve eşit kabul edilmek için onların hayat tarzını benimsemek. Yani sizden olmayan, inancınıza ait olmayan kitle ve kimselerin onurunu ve olurunu almak için, onlar tarafından onurlandırılmak için onların hayat tarzını benimsemek, işte
ahlaki dostluk dediğim şey. Bir de bunu yasaklamaktadır bu Kur'an ayeti. Yoksa yasaklamadığı dostluk, hiçbir yerde Kur'an'ın yasaklamadığı dostluk insani dostluktur. Bunu hiçbir zümreyle, hiçbir din kitlesiyle yasaklamaz Kur'an. Mümin, bir Müslüman, her din mensubuyla insani ilişkisini insani çerçevede sürdürür. Bunu yasaklayan herhangi bir Kur'an ayetine ben rastlamadım. Bu da değildir zaten burada. Onun için Kur'an'da Resulullah'a hitaben Resulullah'ın amcası ve çok sevdiği bir insan olan Ebu Talib'e imaen şu ayet gelir. İnneke la tehdi men ahbabte velakinnallâhe yehdi men yaşa. Sen sevdiğini doğru yola ulaştıramazsın. Ama Allah sevdiğini hidayete ulaştırır. Buradan anlıyoruz ki doğru yola ulaşmamış bir kimseyi sevebiliyor bir mümin. Üstelik peygamber bile sevebiliyor. Sevebilir yani. Bu ayet peşinen bir ön kabul olarak bunu kabul edip soruyor. Ve diyor ki sen sevsen de doğru yola ulaştırmak başka bir şey. Hidayet farklı bir olay diyor. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ Peki, ahlaki ve politik dostluk kurarsa bir mümin, mümin olmayanlarla ne olur diye sorarsanız cevabı burada. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ Kim böyle yaparsa, فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ ف۪ي شَيْءٍ Allah'tan bütünüyle kopmuş olur. Ağır bir ifade. Allah'tan tamamen kopmuş olur. Yani Allah'la ilişkisini kesmiş olur. Kutsalla ilişkisini kesmiş olur. Niçin? Çünkü Allah'ın emrine karşı gelmiş olur. Niçin Allah'ın emrine karşı gelmiş olur? Çünkü kendisine karşı yabancılaşmış olur. Kendisine karşı yabancılaşan Allah'a karşı yabancılaşır. Çünkü inancına ihanet etmiş olur. Politik dostluğu düşünün. Kendi çıkarlarıyla başkasının çıkarları çatıştığında karşıdakinin çıkarlarına hizmet ediyor. İslam'ın çıkarlarıyla çatışıyor. Çakışmıyor. Ama çatıştığı halde onun çıkarlarına hizmet ediyor. Bu İslam'ın çıkarlarıyla çatışan bir çıkara hizmet etmek, İslam'a kötülük etmek anlamına geliyor. Aynı zamanda ahlaki dostluk. Kendi hayat tarzını bir başkasının gözünde yücelmek için terk edip onun hayat tarzını üstleniyor. Bu neyin ifadesi? Aşağılık kompleksi. Aşağılık kompleksi neyin ifadesi? İnsanın kendi kendisine yabancılaşması. İnsanın kendi kendine yabancılaşması neyin ifadesi? İnsanın kendisinden nefretinin ifadesi. Bu neyin ifadesi? Hakikatten nefretinin ifadesi. Bu neyin ifadesi? En sonunda insanın öz benliğini satmasının ifadesi. Evet, görüyorsunuz. Sonunda gelip dayandığı yer insanın insanlığı. Onun için böyle ağır bir ifade geliyor. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ ف۪ي شَيْءٍ Kim böyle yaparsa Allah'tan bütünüyle kopmuş olur. اِلَّا اَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَى Ancak onlara karşı korunmanız müstesna. İşte takiye kelimesi çift bir, büyük bir fıkhi kavramdır aynı zamanda. Buradan alınmıştır. Kur'an'da bir başka yerde daha bir başka ayette olmakla birlikte özellikle takiyye ayeti olarak bu ayet anılır. Tabii insanların dillerine dolayıp da pek bilmedikleri fıkhi bir hükümdür takiyye. Öyle bilindiği gibi insanın ikiyüzlülük yapıp da karşısındakinden kendi kimliğini gizlemesi falan değil takiyye. Burada açık ne diyor? Onlara karşı korunmanız müstesna. Size gelebilecek bir zararı en uygun bir üslupla önlemektir. Aslında makul bir biçimde takiyye budur. Bundan öte mezhepler bu meseleyi ele alıp
derinliğine incelemişler ve farklı farklı görüşlere varmışlar. Bu konuda en geniş olan, en rahat ve serbest davranan Caferi mezhebidir ki bugünkü uygulama tarihsel uygulamalarla örtüşmese de her ne kadar tarihte Caferilerde özellikle takiye konusunda çok geniş bir uygulama alanı bulduğu doğrudur. Lakin Hanefiler, Malikiler, Şafiler, Hanbeliler ve Zahiriler, belki İbadileri de buna katmamız lazım. Daha burada sayamadığım ve şu anda mensubu tükenmiş bazı mezhep imamları da takiyeyi, yani inancını karşısındakinden gelebilecek bir tehlikeyi önlemek için gizleme olgusunu sadece şu şarta bina etmişler. Ölüm, ırz, can ve mal tehlikesi, bir de organ kaybı tehlikesi varsa demişler, kişi bu tehlikeyi atlatmak için, sadece atlatmak için böyle bir yöntemden başka çıkar yol kalmamışsa, işte o zaman inancını gizleyebilir demişler. Ve yuhazzirukumullahu nefse. Yine de bütün bu İslam hukukunun değerlendirmelerine rağmen burada bakılması gereken, takiye meselesinde gözetilmesi gereken temel çizgi, çıta, ilke şu. Ayet onu ifade ediyor. Ve yuhazzirukumullahu nefse. Ne ki Allah kendisine karşı dikkatli olmanızı ihtar eder. Yani asıl korkmanız, asıl dikkat etmeniz gereken Allah'tır. Bütün bunları yaparken, başınıza bir sıkıntı geldiğinde, böyle bir zorlamayla karşı karşıya kaldığınızda, asıl gözetmeniz, hatırını yüce tutmanız gereken en büyük kapı Allah'ın kapısıdır. Bunu hiç aklınızdan çıkarmayın. Ve ilallahil masir. Niçin? Çünkü bütün yollar Allah'a varır da. İşte onun için. قُلْ اِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ اَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ. Ve yine niçin? Çünkü. Tırnak içinde. Çünkü. De ki, gönüllerinizdekini, içinizdekini gizleseniz de, açığa vursanız da Allah onu bilir. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ. Ve yine Allah göklerde ve yerde olan her bir şeyi bilir. Bunu şöyle tekrar harmanlayabiliriz. Göklerde ve yerde olan her şeyi bilen Allah, açıklasanız da, gizleseniz de, açıklamasanız da, içinizde sakladıklarınızı da bilir. Yüreğinizin dehlizlerinde gezdirdiğiniz ama kuyruğu birbirine değmeyen 40 tilkiyi de bilir. İçinizin 40. odasında ne saklı olduğunu da bilir. Bu inanç eğer sizde dirilmişse, Allah'ın sizi sürekli gözetlediği inancı, Allah'la sürekli beraber olma inancı sizde bir yaşam biçimine dönüşmüşse, o zaman gerçekten özgür olursunuz. Gerçekten kula kul olmazsınız. Sadece Allah'tan korkarsınız. Korkudan özgür olursunuz. Korktuğunuz binlerce sahte tanrınız olmaz. Bir tane Allah'tan korkmak, bin tane sahte tanrının korkusunu sizden beri kılar. Özgürleşir. Eğilmezsiniz. Çünkü sadece Allah'ın önünde eğiliyorsunuz. Bu inanç eğer sizde yerleşirse, işte o zaman siz gerçekten güvenlik ve özgürlüğünüze sahip bir insan olursunuz. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Hiç aksini düşünmeyin. Allah her bir şeye güç yetirendir, kadirdir. Bu, özellikle bu ayet,
ahlaki duruşun iki temelinden birine dikkat çekiyor. Nedir o iki temelinden biri? Allah'a karşı ahlaki tavır. Yani salim ve sağlıklı bir Allah inancı. Ahlaki duruşun iki temeli var. Biri sağlıklı bir Allah inancı. İkincisi geldi. Bir sonraki ayet. 30. ayet. Ahiret inancı. يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُخْتَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ. Her insan yaptığı iyilikleri de kötülükleri de karşısında bulacağı o günün تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا. Kendisinden fersah fersah uzak olmasını ister, arzu eder. Evet, insan işte böyle bir insan. Tabii ki öncelikle öyle bir güne iman etmek gerekiyor. Ama iman etmiş bir insanda bile böyle bir zaaf bulunabilir. O gün, hesap günü uzak olsun ister. Çünkü hesap çok ağırdır. Hesap verme işi bizatihi ağır bir iştir. İnsanı terleten, yüzün etini dökecek kadar insanı utandıran bir iş olabilir. Onun için işte ahlaki duruşun ikinci kaynağına dikkat çekiyor bu ayet. Birinci kaynağı sağlıklı bir Allah inancı, ikinci kaynağı sağlıklı bir ahiret inancı. Burada ona dikkat çekildi. وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ. Ve yine aynı cümle burada da geldi. Böyle bir hataya karşı insanın yapacağı en güzel, alacağı en güzel tavır işte budur. Ve yuhazzirukumu Allahu nefse. Ne ki Allah kendisine karşı dikkatli olmanızı ihtar eder. Yani hesap günü konusunda çok ciddi bir biçimde içinizde gelmese, o gün fersah fersah uzak olsa duygusu varsa, yine bu duyguyu da işte bununla yenersiniz. Allah'a karşı sorumluluk duygunuzun, Allah karşısında dikkatli olma, Allah'a karşı münebbih olma, mütenebbih olma duygunuzun gelişmesiyle yenersiniz. Ama şunu hiç unutmamalısınız. وَاللّٰهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ. Allah kullarına karşı çok ama çok şefkatlidir. Bunu hiç unutmamalısınız. Ne kadar mı diyeceksiniz? Peygamber bir gün bir kadını gösterdi yanındaki insanlara. İnsanlar baktıklarında gördükleri manzara şuydu. Yaşlı bir, belki orta yaşın üzerinde bir kadın demeliyim. Sırtında bir çocuk, bir elinde bir çocuk, diğer elinde bir çocuk, üç tane çocuk, çocuklarını doyurmak için dileniyor. O anda biri bir hurma vermiş, hurmayı üçe bölüyor, bir parçasını bir çocuğa, bir parçasını diğerine, bir parçasını da ağzında iyice çiğnedikten sonra daha çok küçük, küçümencik olan sırtındaki yavrunun ağzına veriyor. Resulullah bu kadını gösteriyor ve diyor ki, görüyor musunuz şu kadını? O manzara o anda seyrediliyor. İşte Allah kuluna karşı bu annenin şu yavrularına olan şefkatinden çok çok daha şefkatlidir. Böylesine şefkat.